Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiilde çatı ile ilgili son testi, 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde çatı özellikleri aranmaz demiş. Açıklamaya bakalım. Yüklemi isim olan veya isim soylu bir sözcükten oluşan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Şiir duyguları en güzel şekilde ifade eder. İfade etmek fiildir arkadaşlar. Ağız içineğini elemiş oluruz. Şiir biçim ve içeriğin kaynaştığı bir türdür. Dursun. Şiir dönemden döneme farklılık gösterir. Göstermek fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Şiir gerçekleri bir ayna gibi yansıtmaz. Yansıtmak fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Şiir insan ruhunu her yönüyle yansıtır. Yansıtmak fiil, bunu da elemiş oluruz. Şiir biçim ve içeriğin kaynaştığı bir türdür derken, bakın arkadaşlar, biçim ve içeriğin kaynaştığı bir türdür. Yüklem, tür de isim. Dolayısıyla isim soylu sözcüklerde çatı aranmadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranır demiş. Aranır dediğine göre arkadaşlar yüklemin fiil olması lazım. Memleketinde 1001 çeşit çiçek vardı. Var sözcüğü burada mevcut anlamında kullanılmış. O yüzden isimdir. A seçeneğini elemiş oluruz. Burada eskiden birçok ağaç vardı. Yine mevcut anlamında kullanılmış. Bu da isimdir. Bunu da elemiş oluruz. Elinde eskiden kalma bir kitap vardı. Var sözcüğü burada da isimdir. Burada da mevcut anlamına geliyor. Bunu da elemiş oluruz. Dünkü toplantıya oldukça geç saatte vardı. Bakın buradaki var gitmek anlamında kullanılmış. Gitmek fiildir. Dolayısıyla arkadaşlar burada çatı aranır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüreğinde hüznün her rengi vardı. Var sözcüğü de burada isim görevinde kullanılmış. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz demiş. Çatı nerede aranmıyordu arkadaşlar? Yüklemi isim olan cümlelerde aranmıyordu. Seçeneklere bakalım. Ömer Seyfettin olaya bağlı hikayeler yazardı. Arkadaşlar yazmak burada fiildir. Dolayısıyla burada çatı aranır. Bunu elemiş oluruz. Ahmet Haşim şiirin dışında deneme de yazardı. Yine yazma eyleminden bahsediyor. Bu da fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Sait Faik İstanbul'u konu alan hikayeler yazardı. Burada da yazma eyleminden bahsediyor. Bu da fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Nurullah Ataç deneme ile birlikte eleştiri de yazardı. Burada da yazmak fiildir arkadaşlar. Yazma eyleminden bahsediyor. Bunu da elemiş oluruz. Yaşar Kemal Çukurova'yı işleyen bir yazardı derken yazar arkadaşlar burada isimdir. İsim görevinde kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Atasözlerinin hangisinde çatı özelliği aranır demiş. Yani yüklemi fiil olan cümleyi soruyor, seçeneği soruyor arkadaşlar bize. Mal canın yongasıdır. Canın yongasıdır yüklem. İsim olduğu için burada çatı aranmaz. Bunu eledik. Sabrın sonu selamettir. Selamettir isim. Dolayısıyla burada da çatı aranmaz. Bunu da elemiş olduk. İki el bir baş içindir. Baş içindir yüklem. İçin sözcüğü edattır. Edatlar da isim soyludur. Burada da çatı aranmaz. Bunu da elemiş olduk. El elden üstündür. Üstündür yüklem. Aynı zamanda isimdir. Bunu da elemiş olduk. Başa gelen çekilir. Çekmek fiil. Burada çatı aranır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz demiş. Aranmıyorsa arkadaşlar yüklemin isim olması lazım. İçimde bin türlü duygunun isyanı vardır. Dursun. İki ülke tarih boyunca birbiriyle savaştı. Savaşmak fiildir. Burada çatı aranır. Bunu elemiş olduk. Burada yılların her mevsimi hüzün kokar. Kokmak fiildir. Burada çatı aranır. Bunu da elemiş olduk. Güneşin etkisiyle ıslak çamurlar kurudu. Kurumak fiildir. Burada da çatı aranır. Bunu da elemiş olduk. Sonunda bütün mazlumların yüzü güldü. Gülmek fiildir. Burada da çatı aranır. Bunu da elemiş olduk. İçimde bin türlü duygunun isyanı vardır ifadesinde var isimdir mevcut anlamına gelir. Burada çatı aranmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde çatı özelliği aranır? Arkadaşlar
Çatı özelliğinin aranması için yüklemin fiil olması lazım. Bakın burada öte bir şey değildir derken değil edat ve isim soylu sözcüktür. Burada çatı aranmaz. Yine arsadır demiş. Arsa isim ve yüklemdir. Dolayısıyla burada da çatı aranmaz. Bunu denemiş oluruz. Kurulmalıdır demiş. Kurmak fiildir arkadaşlar. Burada çatı aranır. O yüzden 3'ü alabiliriz. 4 numaralı cümlenin yüklemine bakacak olursak gelmemiştir der. Gelmemiş fiildir. Burada da çatı aranır. Bunu da alabiliriz. Yaşamaktır ifadesine bakacak olursak yaşamaktır sözcü. Makmek isim fiil ekini alarak arkadaşlar isimleşmiştir. O yüzden burada da çatı aranmaz. Bunu da elemiş oluruz. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4'ün olduğu arkadaşlar C seçeneği olacaktır. 7. soru, atasözlerinin hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır? Oturur fiil. Onu oturur desem anlamsız, anlamsız olduğu için bu geçişsizdir. Hazırlar, dursun. Bakar, bakmak fiil. Onu bakar desem anlamsız, o yüzden bu da geçişsiz. Durmaz fiil. Onu durmaz desem bu da anlamsız, bu da geçişsiz. Yanar fiil. Onu yanar desem bu da anlamsız, bu da geçişsizdir. Hazırlamak fiil. Onu hazırlar desem anlamlı, anlamlı olduğu için nesne alabiliyor demektir. Bundan dolayı bu da geçişlidir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru, bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesne yüklem ilişkisi yönüyle ötekilerden farklı olur demiş. Sevgisi yıllar önce. Bakalım. Sevgilisi yıllar önce Mecnun'u terk etmişti. Arkadaşlar terk etmek fiil, onu terk etmişi desem anlamlı olur, geçişlidir. Ayrılmak fiil, onu ayrılmışı desem anlamsızdır. O yüzden bu geçişsizdir. Gitmişti fiil, onu gitmişti desem anlamsız, geçişsiz olur. Ölmüştü fiil, onu ölmüşü desem anlamsız olur, geçişsizdir. Gelmişti fiil, onu gelmişti desem anlamsız olur. O yüzden bu da nesne alamadığını gösterir. Bu da geçişsizdir. Farklı olanı sormuştu. Geçişli olduğu için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru. Cümlelerin hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır demiş. Kazanmak fiil, onu kazandı desem anlamlı, geçişli. Çözmek fiil, onu çözdü desem anlamlı, geçişli. Cevaplamak fiil, onu cevapladı desem anlamlı, geçişli. Çabalamak fiil, onu çabaladı desem anlamsız, geçişsiz. Yakalamak fiil, onu yakaladı desem anlamlı, geçişli. Farklı olanı sormuştu. Çabalamak sözcüğü nesne alamadığı için geçişsiz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiil olduğu halde nesne almamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Kardeşim yatmadan önce kitap okurdu. Okurdu fiil. Okuyan kim? Kardeşim özne. Ne zaman okurdu? Yatmadan önce zarf tümleci. Ne okurdu? Kitap nesne. Bakın fiil geçişli ve nesne aldığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Yerleri her hafta titizlikle silerdi. Silerdi fiil. Kim? O. Gizli özne. Neyi silerdi? Yerleri nesne. Arkadaşlar bu da nesne alabilme özelliğine sahip. O yüzden geçişlidir. Cümlede nesne bulunduğundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Her hafta Belgrad ormanına pikniğe giderdi. Giderdi fiil. Kim giderdi? O. Gizli özne. Neye giderdi? Pikniğe. Dolaylı tümleç. Nereye? Belgrad ormanına. Dolaylı tümleç. Ne zaman? Her hafta zarf tümleci. Arkadaşlar zaten onu giderdi olmuyor. Olmadığı için bu geçişsizdir. Bu yüzden biz bunu denemiş oluruz. Her gün okuldan babaannesi alırdı. Dursun. Konu hakkında genel bilgileri o verirdi. Verirdi yüklem ve fiil. Kim verirdi? O özne. Neyi verirdi? Konu hakkında genel bilgileri. Bakın bu da nesnedir. Verirdi sözcüğü nesne alabildiği için geçişlidir. Cümlede nesne kullanıldığından dolayı biz bunu denemiş oluruz. Her gün okuldan babaannesi alırdı. Alırdı fiil. Kim alırdı? Babaannesi. Özne. Ne zaman? Her gün. Zarf tümleci. Nereden? Okuldan. Dolaylı tümleç.
Peki babaannesi her gün okuldan kimi alırdı? Ahmet'i desem, Elif'i desem ya da onu desem, görmüş olduğunuz gibi anlam bozulmadan almak fiili nesne alabiliyor. Bundan dolayı da alır sözcüğü geçişlidir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiil olduğu halde nesne almamıştır? Beyaz perdeleri yavaş yavaş çekti. Çekti fiil ve yüklem. Kim çekti? O. Gizli özne neyi? Beyaz perdeleri, nesne. Görmüş olduğunuz gibi nesne aldığı için biz A seçeneğini elemiş oluruz. Önümüzde engin bir deniz duruyordu. Onu duruyordu desem anlamsız. Anlamsız olduğu için de duruyordu sözcüğü nedir arkadaşlar? Geçişsizdir. O yüzden biz B seçeneğini elemiş oluruz. Sana tertemiz bir sevgi bıraktım. Bıraktım yüklem ve fiil. Kim? Ben. Gizli özne. Ne bıraktım? Tertemiz bir sevgi. Belirtisiz nesne. Nesne aldığı için geçişli. Cümlede kullanıldığı için de C seçeneğini elemiş oluruz. Çok yorgun olduğu için iyi göremiyordu. Dursun. Sabahlara kadar üzüntüsünden dolayı ağladı. Onu ağladı desem anlamsız. Anlamsız olduğu için bu geçişsizdir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Çok yorgun olduğu için iyi göremiyordu. Göremiyordu fiil. Kim o gizli özne? Nasıl göremiyordu? İyi, zarf tümleci. Niçin iyi göremiyordu? Çok yorgun olduğu için. Bu da zarf tümleci. Peki arkadaşlar bu kimi göremiyordu? Onu. Bakın onu nesnedir. Cümlede yok fakat görmek fiili nesne alabilme özelliğine sahip olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? Bakalım. Karaca olan der ki başa yazıldı. Arkadaşlar yazılmak fiil. Bakın L2'ni almış. Kimin yazdığı belli mi bunu? Belli değil. O zaman bu nedir arkadaşlar? Edilgen çatılı bir fiildir. Gözüm yaşı ceyhan oldu süzüldü. Dursun. Kefenim biçildi, kabrim kazıldı. L2'ni almış. Bu da L2'ni almış. Kimin biçtiği belli mi? Değil. O yüzden bu edilgendir. Kimin kazdığı belli mi? Bu da belli değil. Bu da edilgendir. Mezarımın üstü karalandı gel. Arkadaşlar bakın bu da L2'mizi almış. Kimin karaladığı belli mi bunu? Bu da belli değil. O yüzden bu da edilgendir. Süzüldü. Gözüm yaşı ceyhan oldu süzüldü. Arkadaşlar L2'mizi almış. Süzülen ne? Gözüm yaşı. Gözüm yaşı burada öznedir. Özne gerçek. L2'ni almış. Bu fiil nedir arkadaşlar? Dönüşlüdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri çatısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Öyle bir musikiyi örten ölüm bir teselli bırakmaz insanda. Bırakmaz fiil. Bırakmayan ne? Öyle bir musiki örten ölüm özne. Özne gerçek. Dolayısıyla arkadaşlar bırakmaz fiili nedir burada? Etkendir. Muhtemel görmüyor henüz gönlüm. Görmüyor fiil. Görmeyen ne? Gönlüm özne. Burada da özne gerçek. Dolayısıyla görmüyor fiili de burada nedir arkadaşlar? Etken çatılı bir fiildir. Çok saatler geçince hicranda düşülür bir hayale zevk alınır. Düşünmek fiil. L ekimiz almış. Ama kimin düştüğü belli değil. O yüzden bu nedir? Edilgendir. Alınır demiş. N eki var. Kimin zevk aldığı belli mi? Belli değil. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Edilgen çatılı bir fiildir. Belki hala o besteler çalınır. Kimin çaldığı belli mi besteyi? Belli değil. O yüzden çalınmak sözcüğü de nedir arkadaşlar? Edilgen çatılı bir fiildir. Farklı olanı sormuştu. Bakın bırakmaz ve görmüyor sözcükleri etken, diğerleri edilgen olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi çatısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Yelkenler biçilecek. L ekimizi almış. Yelkeni kimin biçeceği belli mi? Değil. O yüzden bu nedir? Edilgendir. Yelkenler dikilecek. Yine L ekini almış. Kimin dikeceği belli değil.
O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Edilgendir. Dağlardan çektirilen kanyonlar çekilecek. Kimin çekeceği belli mi? Değil. O yüzden bu da nedir yine? Edilgen çatılı bir fiildir. Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Sökülecek demiş. L2'ni almış. Kimin sökeceği belli değil. Bu da edilgen çatılı bir fiildir. Yürü hala ne diye oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden? Geçebilirsin. Kim geçebilir? Sen, özne. Arkadaşlar, öznesi gerçek olduğundan dolayı bu nedir? Etken çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, çatılarla ilgili son soruya geldik. 15. soruya. Dizelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiil değildir demiş. Saklamak fiil, onu sakladım desem anlamlıdır. Anlamlı olduğu için bu geçişlidir. Gördüm fiil, onu gördüm desem anlamlıdır. Anlamlı olduğu için bu da geçişlidir. Kırdılar fiil, onu kırdılar desem bu da anlamlıdır. Bu da geçişlidir. Fark ettim fiil, onu fark ettim desem bu da anlamlıdır. Bu da geçişlidir. Çürüyor fiil, onu çürüyor desem anlamsız. Anlamsız olduğu için bu da geçişsizdir. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.